Özlemiş ama özlemiş yani bu gerçekten çok tatlı ya. Yani birazcık ertesi gün uykumuzdan çaldık ama değdi kesinlikle müthiş evet. heyecanlı bir mücadeleydi. O sayıdan sonra Tika sinirlendi. Ne yapar? Nasıl vurur Topu kırır. <gülüyor> Böyle, <gülüyor> bence zor sorular. Evet, zor. Baya yaklaşmışsın bu sefer. Evet. Sevdikler bravo. Transferler de var. İstersen söylerim. İstemesem söylemez. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Merhaba Maçkolik YouTube ekranına hoş geldiniz. Kurşun Past'la karşınızdayız. Takımlarımız Avrupa yolculuğundaydı bu hafta. Eczacıbaşı ve Fenerbahçe yarı finale yükselmeyi başardı. Vakıfbank maalesef Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bu maçları konuşacağız. Aynı zamanda gündeme de şöyle bir göz atacağız. Stüdyoda ben Nihan Cabbaroğlu, Özlem Özçelik ve Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nihalcığım, Biraz uykuluyoruz. İki gündür geç saatlere kadar maç izlemekten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok, <gülüyor> da güzel çok güzel maçlar. Evet. Bırakamıyorsun ki yani. Gayet e, çekişmeli, güzel. E, Adrenalin yüksek. Valla gerçekten Vakıf Park vakı dışında hem Fenerbahçe'nin hem de Eczacıbaşı'nın maçları çok kaliteli ve çok güzel maçlar oldu. Keşke evet, Vakıf Park da kazansaydı evet. da. E, aslında mh, ellerine kadar da geldi ama maalesef tabii rakip de çok iyi. Ama çok güzel maçları izledik. Son Hangi maçla başlarız gibi. acaba? Fenerbahçe maçıyla. Heh, tamam ona göre maç maç konuşalım. Hani en son vakıf maç, bank maçı olduğu için hani ondan mı başlasak diye düşündüm ama Fenerbahçe'den başlayalım istiyorsan. Sohbete geçmeden önce e, izleyicilere dönmek istiyorum burada. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizi çok mutlu ediyor. Fenerbahçe maçıyla başlayacağız demiştik. Fenerbahçe-Stuttgart mücadelesi. İlk maçta Fenerbahçe şok bir yenilgi almıştı. Gerçekten herkes çok şaşırdı bu yenilgiye beklemiyordu ama ikinci ma maçta bizim de daha önceki programlarda söylediğimiz gibi çok zorlanmadı Fenerbahçe ve rahat sayılabilecek bir galibiyet aldı. Yani 25-15, 25-15 bir üçüncü set kaybedildi ve ardından yeniden Fenerbahçe toparlandı. Ne düşünüyorsunuz Fenerbahçe'nin performansıyla alakalı? Bu maça çok konsantre çıkmışlardı değil mi? Evet. İlk maçın o işte kaza <laughs> maçı demiştik ya hı hı. yani bazen böyle maçlar olabiliyor. Aslında hiç denk olmayan takımın işte o gün aşırı bir oynayası geliyor. Sizde biraz tutuk olduğunuz zaman top da onları seviyor. Öyle bir kaza olmuştu e, bence. E, ikinci maçta da e, burada da zaten konuşmuştuk. Yani çok rahat kazanacaklarını tahmin yani. ediyorduk zaten. Kendi evinde, kendi seyircisiyle beraber oyuna zaten Maça başlar başlamaz çok domine etti oyunu, ağırlığını koydu, çok rahat bir oyun sergiledi baştan sona. E, maçta özellikle gördüğüm şey orta oyuncuların yine çok aktif olmasıydı. Yani bence Fenerbahçe'nin diğer takımlardan avantaj. evet en büyük avantajı e, bu zamana kadar orta oyuncularının istatistiklerinin bu kadar üst seviyede olması takıma çok faydası var ve o yüzden de hem pasör çaprazlarını hem köşe oyuncularını çok rahatlatıyor. E şu Tutkart'ta ilk maçta çok defans yapmışlardı. Hatta Öztürk'le konuşmuştuk. Çok çabuk oynatmışlardı. onlar da tabii ikinci maçta o kadar seyircinin önüne çıkınca biraz gerginlerdi. E, nereye <laughs> geldik dediler. <laughs> Bazı tesadüf demiştin aslında. Bu... Yani tesad... ben hala onu savunuyorum. Çünkü Pasor <laughs> o kadar çok bu maçta o kadar çabuk atamadım. Evet. Ama çok iyi servis attı Fenerbahçe için İnanılmaz bir servis attı. Hani e, iyi manşet gelmeyince zaten hani çabuk oynatma ihtimali yok. E, ama, ama yine de çabuk olsa da yani öyle bir köşeye atmak, yani pas bilmiyorum ya. <laughs> ama bir şey bu o kadar aldık... jet pas. O üçüncü seti <laughs> aldıkları liste. sette birazcık servisi kıstı Fenerbahçe Opet. E şimdi iyi manşet gelince yine köşe, köşelere daha hızlı çabuk paslarla atınca hem e, defans, blok defans sistemi bozuldu hem de biraz sayı üretmekte zorlandı Fenerbahçe. Ondan sonra zaten hani Stuttgart o seti alabildi. Ama sonraki setlerde yine servisi basınca ki Fenerbahçe Opet'in inanılmaz bir Servis potansiyeli hani var. Arina. Değil mi? Evet, yani Arina. Arina, Vargas, Eda, Aslı, Dırça. Hani hepsi o servis çizgisine geldiği zaman gerçekten çok çok etkili servis kullanabiliyorlar. Ve hep söylüyoruz en önemli element bence çok iyi servis atmak ve çok evet. iyi servis karşılama. Bunu da Fenerbahçe'de gördük. Çok iyi servis attıkları için oynatmadılar. E, Oyun baştan sona bence çok kontrol altına aldılar. Takımda Vargas'ın da... Vargas da e, evet onu olarak. soracaktım. Yani Vargas şimdi e, alıştığımız Vargas'a doğru yavaş yavaş yaklaşıyor diyebiliriz. Yani hiç bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar forma girmesini beklemiyorduk gerçekten. Bu çok iyi bir haber. Yani hem Fenerbahçe için hem de tabii ki yaz e, milli takım dönemi için. Nasıl buldunuz Vargas'ı? sana sorayım. Ya ben e, gerçekten Vargas'ın sahada olduğu zamanki o e, dinamizm, Arkadaşlarıyla iletişim, o verdiği enerji gerçekten muhteşem. Yani e, izlerken çok büyük keyif alıyorum. E, bir kere çok atletik, e, çok evet ağır bir sakatlık yaşadı ama e, sahaya bu kadar çabuk dönebilmesi gerçekten herkesi çok mutlu etti. Bütün e, voleybol sevenleri e, mutlu etti. Bunu daha önce de söyledim. Sadece Fenerbahçe e, taraftarlarının değil, bütün e, Türkiyeyi mutlu eden bir şey. Sonuçta bizim kendi oyuncumuz ve gerçekten bu şekilde gördüğümüzde hepimiz mutlu oluyoruz. Ki Santarelli'nin de TRT Spor'a bir röportajı vardı. Orada Vargas'ı sahada bu kadar iyi görebilmek benim için de bir sürpriz oldu demişti. Şimdi Vargas'ın tabii ki güç potansiyeli çok yüksek. Yani sahada olması çok büyük avantaj Fenerbahçe OPET için. Onun sahada olması ki bu maçta gerçekten çok ön plana çıktı. Ve senin de dediğin gibi artık Lavarino onu yavaş yavaş e, alıştırma, tam kıvama sokma havasına geldi. E, Vargas'ın tabii katılımı e, takımın güç seviyesini başka bir boyuta taşıyor. Şimdi hani ortaların ne kadar etkili olduğundan bahsetmiştik. Ama köşe oyuncular Ar Arina, Vargas e, ve Ana Cristina e, bu üç e, hücumcu gerçekten Fenerbahçe Opet için çok büyük bir kazanç. E, burada tabii... E, ...Şututkart maçına Melih ile başladı. Lavalini birazcık daha arkada hem defansta... E, ...güçlü olmak... ...birazcık da servis karşılamada takıma daha... Hmm. E, ...iyi servis karşılamak adına. Evet, aslında bu adına. işte hep taktiklerinden bahsediyoruz ya... Hmm. ...bu onunla alakalı bir durumdu değil mi? Biraz daha detaylı anlatabilirsin ha, kes belki. Kesinlikle. Şimdi e, iyi servis tabii ki... ...Şututkart da iyi servis atıyor. E, bizim e, iyi manşet karşıladığımızda... ...iyi servis karşıladığımızda... E, ...Dırça'nın pas kalitesi... ve ...ortadan da oynamayı çok sevdiği için... E, ne kadar ortadan oynarsa ki Aslı'yla e, maç başında çok e, ataklar yaptı. Aslı net hücumlar yaptı yani e, bloktan kaçabiliyor, ona çok rahat hücum e, yaptırabiliyor. O zaman da köşeler rahatlıyor, onlar da çok rahat hücum edebiliyorlar. E, burada tabii ki Lavalini Meliha ile başlaması birazcık daha defansa katkı, birazcık da servis karşılamada daha e, iyi bir oran e, çıkması açısından tabii Vargas'ın e, hücumları çok önemli. Takım halinde baktığımızda gerçekten muhteşem. Neredeyse sıfır hata. Yani ilk iki sette hatasız evet. oynadı Fenerbahçe. O kadar hırs yapmış ki. Gizem Örgen'in defansları muhteşemdi bu arada e, maçta. E, tabii ki o üçüncü sette biraz daha rehavet çöktü. Çünkü ilk, ilk iki sette çok rahat kazandılar. E, son sette birazcık daha e, servis baskısı artınca Stuttgart'ın biraz e, denge bozuldu servis karşılamada ondan sonra hucum hataları ile birlikte. şimdi şu kart takımı şöyle bir takım. Eğer ufacık bir onlara fırsat tanırsan o fırsatı çok çabuk değerlendiriyorlar ve bir anda öne geçebiliyorlar. E tabi bu e, kart takımı çok hızlı oynayan ve çok hareketli saha içinde topu düşürmeyen topu oyunda tutabilen bir takım ve ataklarda da bloğu çok iyi kullanıyorlar. Buna fırsat vermemek lazım. Üçüncü sette birazcık tabii ki hataları oldu ama dördüncü sette yine o bildiğimiz evet. Fenerbahçe Opet. O gerçek oyununu koydu ki Lavarini iki yabancı ile oynadı. Evet, yani baktığımda oldu bir sağlık. evet Dırça ve Arena vardı sahada. Diğerlerinin hepsi Türk oyunculardı. Ana Kristani soktu. Hı hı. Değişiklik yaptı. Stişak girdi. Yani dışlardan gelen her oyuncu katkı ve destek sağlayabilecek durumda. Şimdi eli de çok evet, genişledi. Evet tam o noktada aslında işte yani Stişak Vargas, hani bunu düşünüyorduk Vargas gelince nasıl olacak falan diye mesela bu iki oyuncunun dengesiyle alakalı ne gördünüz sağda? E, bence olumsuz hiçbir şey yok. Vargas'ı şu an oynatması çok normal çünkü takımla beraber zaten çok az antrenman yaptı. Bir sakatlığı da vardı. Hem e, takımla uyumunu geliştirmesi adına hem de neler yapabildiğini görmek adına Vargas da oynadı bence. Tamam. E, karakterleriyle ilgili de geçen programlarda da konuşmuştuk. Bence Stişak hiç Vargas geldi de işte beni kesti oynuyor gibi düşünceni hiç e, tahmin etmiyorum. E, Vargas da zaten e, karakter olarak girdiği ortamda gerçekten güzel bir enerji veriyor. Onların tek hedefi şampiyon olmak. Kupaları üzerlerine götürmek. Onun için böyle bir dengesizlik yaşayacağını zannetmiyorum. Lavarin de çok akıllı, çok tecrübeli bir antrenör. Onun için bu dengesini sağlayacaktır eminim. Hem Stişak hem Vargas'la bununla alakalı da konuşmuştur. E, kimin performansı iyiyse onu kullanacaktır. Ama şu an Vargas'ın takıma uyum sürecinden dolayı onu kullanması çok normal ve beklediğimizden çok daha fazla, daha hızlı iyileşme süreci gösterdi. Bu kadar topa abanacağını gerçekten düşünmemiştim. Bu çok güzel bir şey. E, tedavi süreci çok olumlu devam etmiş. Bununla ilgili problem yaşayacaklarını zannetmiyorum. tabii Bir de içinde. her oyuncudan verim alabilecek kapasitede şu anda Lavarini. Evet. Yani her evet, oyuncuya içeri giren bu. her oyuncudan mutlaka. <laughs> e, yani çünkü <laughs> şu enerji varken hani o takımın havası nasıl e, bir anda yükselmesin. Muhteşem. Ya özlemiş ama özlemiş. Yani bu gerçekten çok tatlı ya. <laughs> çok sempatik. Çok. Evet gerçekten Harika. böyle. Biz de özlemişiz gerçekten onu burada e, izlemeyi. <laughs> bir de tabii kaptana da belki ufak bir parantez açmak gerekiyor. Yani hani sahadaki varlığı vesaire zaten çok çok önemli ama her zaman hani, parantez açmamız gerekiyor zaten Evet. Maşallah dengeyi koruyan yani. zaten Maşallah. gerçekten. Yani, evet, yani önemli bir Hakikaten, lider, e, hem lider, e, istikrarı süper, üstüne koyarak gidiyor, takımı toparlıyor. Sahada duruşu zaten hani e, o takımın enerjisini bir anda değiştiriyor. E, çok bir de agresif oynuyor. Çok e, hırslı oynuyor. Onun için bütün takıma da yansıtıyor. Eda kaptana buradan hem sevgilerimizi hem de <laughs> maşallahımızı yollayalım. Nazar <Evet>, evet. <laughs> değmesin. Evet. Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi Verovoley Milano olacak. Yine kolay bir takım değil. Onlar da dün Tur atlayan Polonya takımını yenerek Tur atlayan diğer takım. Orada da işte Egonu Silla gibi çok önemli e, hücumcular var gerçekten ve bakalım Fenerbahçe bu maçlarda ne yapacak? Biz yine burada kurşun pasta bunu değerlendireceğiz. E, şimdiden konuşmayalım derseniz bunu önümüzdeki hafta yine e, bir evet. kez daha konuşuruz diğer e, bu eşleşmeyi. Şimdi bu konuyla alakalı Fenerbahçe ile ilgili bir yarışma hazırladık ikinize. Bakalım kim bilecek? Şimdi soru soracağım siz de tahmin edeceksiniz. Aynı he? anda mı cevap vereceğiz? Yani aynı anda cevap yani aynı anda vermeyin. Yani. <gülüyor> tamam. <laughs> duymakta zorlanırız. Evet. Arena Federal Sava'nın Şampiyonlar Ligi'nde kaç sayısı vardır? 350. Yok. Şampiyonlar yok. Ligi'nde. Ha sadece evet. Şampiyonlar Ligi'nde. Ha, yani 80 zaman. falandır. 350. Tek Şampiyonlar Ligi olduğu için. 120, 120 falandır. 50, 120. 50. Tamam son tahminlerinizi 80. alalım. 80. 120. Özço kazandı. <laughs> e, cevap 108 olacak. Sadece 80 sayıp servisten almış. Tabii yani e, öyle tahmin ettim. Ne bileyim ettim. Il, e, evet. birinci yerde de çıktıkları hiç çok oynamadıklarından. Kaç yüzden... sayı almış? 7 maç, 21 set, 108 sayı. Gayet. Başarılı, muhteşem. Ee, şimdi bir sorumuz daha var. O da yine Fenerbahçe'den. Ee, Ana Kristina kaç numaralı formayı giyiyor? Aynı. bak. Hiç böyle doğrusu devam ya. O zaman numara mı? 12. Bravo. 12 numara. Aklımda kalmış. Gerçekten hiç. öyle kalmış. Yani aklımda. ben atı atacaktım başka bir, <laughs> bir düşüncem yoktu gerçekten <laughs> bilmiyorum. Çünkü böyle takip etsiniz. etmek daha da zor yani. Ya zaten... şimdi oynarken izliyorum şimdi bakmıyor, evet. bakmıyorsun. Tek Vargas'ın Eda kaptanın falan hepsini hani böyle ezberlemişiz o kalmış aklımızda ama hani Ana Cristano kalmış işte doğru. Evet birazcık zorladım kalmış. Bravo sana. Şimdi yine Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir soru var. var, var. Gülüyor. 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 2000 yılından sonraki dönemi kapsıyor bu yani bu yeni formatta. Kaç farklı ülke şampiyon olmuştur? 2000'den sonra biz olduk, İtalya oldu. olmadı. Ülke diyoruz. Ülkeye kaç ülkeden takım diyoruz. Ve son yıllarda bu arada İtalya ve Türkiye dominasyonu var gerçekten. Biraz daha hani 2000'ler başına gidince ee... 8. 4. gülden kazandı. <laughs> 5. Çok. <8, 8. gülüyor> 5 8 şampiyon olmuştu. Doğru Türkiye, İtalya, Polonya yani e, Fransa, sonra. İspanya ve Rusya'dan da bir takım. Wow. Burada Pransa. öncesine gittiğimiz zaman 2000 öncesinde Sovyetler Birliği döneminde evet, 22 on... şampiyonluğu var Sovyetler Birliği takımlarının. Yani, yani o yüzden 2000 sonrası birazcık daha tabii modern dönem olarak biz düşündük. O yüzden soruyu bu şekilde sorduk. <laughs> Evet şimdi yine program içerisinde birkaç tane daha oyunumuz olacak. Şimdi diğer galibiyetle devam edelim. Ezacıbaşı Skandici. ilk maçta da yine 5 setlik müthiş bir mücadele izlemiştik. İkinci maçta da aynı şekilde yine kıran kırana bir mücadele vardı. Hakikaten izlemesi çok keyifliydi. Gece geç saatte bitti Türkiye saatiyle ama hani birazcık ertesi gün uykumuzdan çaldık. Ama değdi kesinlikle müthiş heyecanlı bir mücadeleydi ve sonunda da Ezacıbaşı galip gelmeyi başardı. Ya ilk set e, gerçekten çok önemliydi bence. İlk sette hani 23-18 gerideydi Eczacı başı ve oradan dönüp de ilk seti alması bence maçın geri kalanında da tonu belirledi. Bence buradan e, galibiyetle oraya gitmeleri çok etkiliydi. Çünkü Skandinavici e sahaya çıkarken bence biraz tedirgindi, çok stresliydi. Evet. Ee, <laughs> evet ilk set ilk maçta bence çok ekstra defanslar çok iyi servisler çok iyi servis karşılama yaptığımız için çok ekstra işler yaptığımız için kazandık ve eee Ezavcıbaşı'nı sahada gördüğümüzde buradaki maçta tüm takım dışarıdan girenler de tüm takım o kadar istiyordu ki o kadar enerjikti ki bunu sahaya yansıtabilmişlerdi. Şimdi ikinci maçta bizim kızların da stresli olması çok normal. Sonuçta kendi iki kere yenildin ama kendi ülkende ev sahibi kazanıyorsun ama o maçı da alman gerekiyor. E, onlarda da bir e, durgunluk, bir stres vardı. Çok iyi başlamadık ilk sete. Ta ki Beyza gelene evet, kadar. Beyza servis serisini yakalayınca zuyu oyundan düşürdük. Zaten hedefimiz bizim zuyu, köşe oyuncuları iyi servis atıp oyundan düşürmekte. Çünkü çok önemli silahları var. İşte Beyza ile bunu yaptık ve geriden gelip o seti almak gerçekten e, inanılmazdı. Skandici gibi bir takıma karşı evet. yani 23-18 ciddi bir e, arada seri var. Gerçekten bu geri dönüşler artık Eczacıbaşı'na evet. geçti diyebiliriz. Çok, çok önemli bir şey, evet, çok evet. önemli bir karakter oldu. Bu geriden gelip dediği gibi çok önemli bir maçta, çok önemli bir rakibe, güçlü bir rakibe karşı geriden gelip de set almak çok iyiydi. Ve ilk Şimdi sette maç de... manşet yüzdesi çok düşük bu arada. İlk sette özellikle yani iyi manşet alamamasına rağmen geri dönmesi başının yine bence bir karakter ortaya koyuyor. Yani. Evet, sonuna kadar direniyorlar, bırakmıyorlar. E, i̇kinci de aslında ilk seti çok iyi e, bitirmelerine rağmen ikinci sete de çok iyi başlayamadık. E, aslında e, mantık olarak e, geriden gelip seti almışsın çok daha iyi başlayabilirsin ama e, çok iyi servis atamadık yine iyi manşet alamadık. Ama ondan sonra da bence e, Ferhat Hoca'nın yaptığı hamleler çok işe yaradı diye düşünüyorum ne ben. Ne gibi? Boron kovanının sahaya girmesi. Çünkü şimdi dışarıda duran sporcunun, içeride ne hata yapıldığını ya yani gözlemleme olanağı daha fazla olduğu için e, Voronkova da artık genç bir oyuncu değil. Dışarıda o kadar gözlemlemiş, o kadar istiyordu ki maçı. Yani resmen ablalık yaptı takıma. Sahaya girer girmez gerektiğinde kızdı, topladı, enerjisini gösterdi. Çok iyi servis attı, hücum etti. Takımı sarstı. Bir de e, sezon başından beri ilk defa ben Voronkova'yı bu şekilde görüyorum evet, aslında. Evet, çok yani, istekliydi evet, bu maçı evet. kazanma adına çok istekliydi. Sonra orta oyuncuları mesela altıdan defans yapması, Tika çok servis kaçırdığında Tika'nın yerine servis için birini sokması, Elif'in dışarıdan girmesi. Çünkü Naz da ilk maç dışarıdan girdi. İnanılmaz oynatmıştı. Çok hızlı oynattı. Çünkü dışarıdanken daha çok izleyebiliyor. Ne yaparsam daha iyi olur. Daha iyi görebildikleri için, gözlemleyebildikleri için. Bence Elif de dışarıdan girdikten sonra Tika ile pasları... Çok uyumluydu, evet. çok çabuk oynattı, servislere çok etkiliydi. Bence bu hamleler çok doğru hamlelerdi ve takımı coşturdu diye düşünüyorum. Evet, yani e, Tika bazı yerlerde zorlandı gerçekten hücum üretmekte. Ama Elif zaten girdikten sonra çok çok daha iyi hani top öldürmeye başladı ve sonra MVP ödülünü alırken de Elif, Elif yanına çağırdı, çağırdı Hı -hı. onunla paylaşmak istedi. Ne bu kadar ödülünün güzel ödülünün bir verdi. karakter değil mi? Evet, Arkadaşını odora çok... etti. Yani evet. bunu yapmak zorunda değil ama hep söylüyoruz ya gerçekten bir rol model. Yani şunu yapıp arkadaşını herkesin önünde onar etmesi çok özel bir şey. Çok büyük bir başarı bu iki maçı da alması Eczacıbaşı'nın. Bence çok da iyi oynadılar diye düşünüyorum. Rakip takıma karşı bence Skandici'ye karşı çok daha iyi oynadılar. Zaman zaman düşüşler oldu ama Skandici bence İlk iki maçtaki performansını gösteremedi. Evet. Antropova'yı tuttuk. İlk hiç maçta Antropova çok en skorerdi bu maçta. Hiç sayı, evet, hiç sayı evet hiç sayı üretemedi. Yani onu devreye sokmadık ve gerçekten çok da fazla hata yaptı Antropova. E Şimdi bir takımın pasör çaprazı sayı üretemediği zaman köşe oyunculara da yüklendiğini bloklar artık hani bir şekilde erken yerleşiyor ki. Ee, Skandici'nin e, köşe oyuncuları hem Zulu hem Herbol e, çok aslında evet. agresif ataklar da yaptılar. Yani e, oyun içinde çok fazla hata yapmadan bildiğimiz kadar durdurmaya çalıştık ama çok da top e, geçip sayı da öğretti. Ama biz ne zaman ki birazcık e, blok sistemini oturtup arkada da defansta simgeyle özellikle simge e, o dördüncü e, ve beşinci setteki yaptığı defanslarla evet. e, Elif'in de oyunda olup da Tika'yı kullanmasıyla gerçekten o e, o direkt servis manşet hataları çok oldu. Yani Çok servisten evet. e, sayı e, üretti Skandici ama bu arayı bence o yaptığımız e, defanslar ve Tika'yı kullanarak o ürettiğimiz sayılarla kapatmış olduk. E, burada tabii ki e, Voronkova'nın arkada yaptığı defanslar da çok müthişti. Yani file önü evet. haricinde markada iyi servis karşıladı. Defans da çok iyiydi. Yani e, bir de Ferhat Hoca yine elindeki dışarıdaki oyuncuları da e, mix yaptı. Saha hı hı. içinde bütün oyuncularından e, verim almaya çalıştı. Hani hepsine bir taktik yaptı. Yer değiştirdi. Yani maçı kazanmak için her şeyi yaptı aslında Ferhat Akbaş. Ve e, bunda da başarılı oldu. E tabii ki e, Naz'la başladığında aslında e, Tika'ya çok fazla da... Pas e, gitmedi diye hatırlıyorum. Ama ne zaman Elif girdi oyuna ki artık o kritik sayılarda arkadan defans yaptılar. Elif Tika'ya attı sayı. Evet, arkadan defans yaptı. Güzel. Yani çıkan her topu olması gereken bu zaten. Elif'in e, Boşkoviç'i kullanması ve e, çok da isabetli paslar attı. Çok da güzel paslar attı. E, Tika da çok akıllı kullandı evet. ama. Zaten evet. tüm takımlar olduğu gibi bu takımda Tika'yı çok iyi hazırlanmıştı. Çok tutuyorlardı ama gerçekten ne zaman ne yapması gerektiğini çok, çok iyi biliyordu. Çok, çok soru değil, soru mesela iyi oldu. servis atamamasına rağmen yani servis ritmini bir türlü yakalayamadığı işte servis... E, sırası geldiğinde onu çıkarıp yaprağı aldı servis için mesela ve Hani ona rağmen yine de oyun içinde kalmayı başardı ve birkaç tane kritik savunması da var yani aslında. Tam evet, böyle hani var 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 kritik var, anlarında evet. o yere yani uçarak aldığı e, o Maya'nın Top, karşı toplar e, sonra sayıya dönüştü. O biliyor ya artık tanıyor arkadaşı hani <laughs> onu o, o çok hazırlardı mesela Maya'nın ikinci toplarına. <laughs> burada tabii Elif'in servis duru çok önemli. Beyza'nın servis turu çok önemli işler yaptı. Çok iyi servis kullandılar. Gerekli anlarda Beyza'nın blokları da Stefano de mesela da çok etkiliydi. Evet, etkili oldu. dışarıdan girenler çok etkiliydi. Ve yapamasalar bile ellerinden sekti, arkadaki defansa da yardımcı evet. oldular. Yani eee Zuting bence bu maçın e, en iyi performans sergilerinden bir tanesiydi, hatta bir tanesi. Şimdi tamam orta oyuncular da e, katkı verdiler ama Zuu'nun yaptığı katkı ki çok da hırslıydı. Ben hiç öyle Zuu'yu böyle bağırırken falan hiç hatırlamıyorum. İkisi hani gerçekten tekene... bu maçı iki takım İkisi da, da çok da istiyordu aslında ama e, iyi maç oldu. Yani e, Kandeci çok 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 kötü oynamadı ama Ezacıbaşı çok 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 yani, iyi oynadı. Ekstra, e, ekstra yapılan şeyler yaptım. maçı kazandırdı. İlk maçta olduğu gibi ilk maçta çok defans yapmıştık. Çok az hata yapmıştık. Bu Hı -hı. maçta da bence hücumda çok daha iyiydik ve onların ortaları çok aktifti. Köşelerine yine Herbot bir ara bir coştu, durduramadık onu. E, çok tecrübeliydi bloğu kullandı falan ama kritik yerlerde puan almayı bildik sayı almayı bildik ve hamleler çok doğruydu bence ya bir şey aradı e, çok böyle takım düşmedi mesela e, ilk set 23 18 e, dördüncü sette 19 17 artık evet. dördüncü set 19 17 orada hani bir kırılma anı var ya o kırılma anını yaşadık ama onu çabuk atlattık. Bu çok önemli yani, bir karakter çok, oldu Eczacıbaşı için. Evet, çok bu çok önemli. Her takım için önemli ama Eczacıbaşı Danevit'te bunun oturması Eczacıbaşı'ya çok e, artı şeyler kazandıracak. Bence burada bir psikolojik bir e, değişim yani nasıl diyeyim psikolojik bir kırılma noktası da vardı. Şimdi hakemle ilgili biraz şikayetçiydi. Evet yani, <laughs> Eczacıbaşı yani. tarafı özellikle. Ama olacak ya aslında, iş değildi ya Tekrar var. bakınca bu arada yani o kadar da çok hata yapmamış aslında. Ama tabii birkaç challenge e, yapınca, şimdi Ezacı başa bu challenge'lar doğru çıkınca biraz psikolojik olarak da gerildi yani. Ferhat Akbaş da gerildi mesela hmm. ve tabii ki hani biraz o gerginliği sahayı yansıttı. Bunu antrenörler bazen bilinçli bazen bilinçli olmadan yapıyorlar. Ama burada bana birazcık daha hani hafif bilinçli gibi de geldi. Çünkü bir anda o e, o münakaşa yani nasıl diyeyim münakaşa değil de tam olarak yani o... E, diyalog. Diyalog o ve böyle evet dedi. bir o... Yani duygu gösterimi. yükseliyor yani. bir anda. Evet. Oyunculara ha, evet. ters yönde de etki yapıyor aslında. Evet. Hani o... Bazen iyi bazen kötü olabiliyor. Bence bu örnekte iyiydi. Çünkü o böyle mesela Tika'yı boş, Boşkoviç'i de güzel ateşledi. O da gidip mesela hakemle diyaloğa girdi. Ondan sonra ama o takımı bir o öfke diyeyim bir ayağa kaldırdı yani. Düşünsene Tika'nın sinirlendiğini. O sayıdan sonra Tika sinirlendi. Ne yapar? Topu kırır. Yani <laughs> bu birazcık evet Ferhat Akbaş'ın biraz taktiği de olmuş olabilir. Çünkü her oyuncu öyledir. Böyle bir pozisyonda düdük çalındığı zaman sen birazcık daha hırslı olmaz mısın? Hani o Tabii bir sonraki ki. topa daha iyi hazırlanmaz mı? Evet, biraz daha e, takımın da e, enerjisi yükseldi. Yani herkes yükseldi. Yani evet. Tempo da yükselmiş oldu. O yani dozunda bir e, duygu gösterimi, bir öfke gösterimi evet, oldu Evet, ama diye hakem de çok da ben e, tutmadım hakemi. Yani çok böyle net değildi. Evet, biraz, biraz yanlı biraz... gözüküyordu. Böyle söylemek bence iyi bir şey değil ama, ama öyle değil. gözüküyordu. Yani çok hemen karar veriyordu. Yani birazcık bir düşünürsün, bir iyice bakarsın. Ama, ee, ama sonuçta kazandık bu her şeye, herkese evet, rağmen. <laughs> bu maçın hani gidişatının bu şekilde olacağı belli. Ee, mutlaka iki takım da kazanmak istiyor ve evet, e, bunun artık telafisi olmayacağı için. Her sayının önemi var. Tabii hakemin de buna ekstra dikkat dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Ee, Teşekkürler. ezacı yorumlarınız için de gerçekten güzel bir maç oldu. Ezacıbaşı'nın rakibi de Imoku Konelian olacak. Hiç kolay bir rakip değil. Belki de şu anda... Valla ben dünkü maçı seyrettikten sonra kolay bir rakip gibi geliyor. Yani bu kadar e, hata yapan bir Imoku. <laughs> gerçekten vakıfın eline, önüne sundular tepsiyle evet. ama... evet. Işte baya kötü maçta başladı da evet baya evet. kötü başlasa çok başladı kötü, aslında İmako. Çok... Voloş nasıldı yani santarelli bile böyle kendi kendi bakıyor ne diyeceğini bilemiyor sporcularına bakıyor o servis kaçırmaları falan çok. yani Vakıfbank için tabii iki seti vermeme olayı çok büyük bir stres yarattı ama evet. İmako'da da acayip bir stres var üstüne sonuçta vakıf bankla oynuyorsun her an dengeler değişebilir. Ee, ama sonun dediği gibi gerçekten fırsat ellerine geldi çünkü evet, bunu biraz... kötü oynadılar. Birazdan tekrar konuşalım çünkü öncesinde bir oyunumuz daha var. Size <laughs> bugün oyunlar hazırladık. <laughs> <laughs> ee, şimdi bir ilk sorumuz şu hangisi daha uzun? Kim daha uzun? Yani Hande mi? Elif. 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 Bence de Elif. Elif. Gelsin cevap. Aa bir santim. <laughs> <laughs> Ama olsun sanki Elif daha uzun. Şimdi pasör ya pasörlerin içinde Tek en uzunluğu Uzunluğuyla bir... konuşuyoruz ya. Evet, <laughs> öyle evet. düşünmüştüm. Evet <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Ama konuştum. zaten çok yakın yani bir santimlik evet. bir fark var aralarında. Smash sayısı Alexa Gray bu sezon tüm resmi müsabakalarda kaç smaç sayısı yapmıştır? 250. 210. Cevap gelsin. 157. <gülüyor> <gülüyor> biz niye böyle sana? şey yaptık ya? <laughs> Sanki çok böyle... <laughs> Bence zor sorular. <laughs> evet, zor. Çalışmamız gereken biraz bir de <laughs> bayağı gitmişiz yani. Biraz daha de, tahmin ediyoruz de, zaten. Tahmin. Ee, yine hmm. tüm resmi müsabakalarda <laughs> yine tek kısalım blok sayısı. Kaç blok yapmıştır? 38 45 Gelsin cevap. 40. Çok... <laughs> Baya yaklaşmışsın bu sefer. Tebrikler evet. bravo. Vlogları <laughs> çok Adam... iyi takip ediyorum. <laughs> İlgi anlamıma giriyor. <laughs> çok iyi. O zaman Vakıf Bank'a devam edelim demiştik ya. İlk maçla ikinci maç yine... Benzer bir şekilde hani Vakıfbank'ın gerçekten ayağına kadar bir fırsat geldiğini hissettik. Yani burada da ilk sette çok konsantre başladı Vakıfbank. Gerçekten çok iyi başladı ve ilk seti kazandılar ama sonrasında yani Konellian da çok büyük çok hatalar yaptı. Ama ikinci sette işte o servis ritmini yakalayınca, bir anda o hücumlar devreye girince ya yani bambaşka bir çok seri maç izlemeye ya. başladık. Çok arka arkaya yani aslında Kolonya'nın 21 servis hatası yapmış. Evet, evet. Yine onlar. 21 değil az değil yani. yani. İlk maçta da benzer bir rakam vardı. Çok ciddi bir rakam e, ve o kadar basit hatalar yaptılar ki evet baktığın zaman Vakıfbank çok daha dengeli oynadı. Çok daha kaliteli oynadı. O Gabi'nin o savaşı o evet. kadar mücadele ediyor ki gerçekten Gabi kadar birkaç kişinin birazcık daha desteği artsaydı Maç alacaklardı. Belki Oğbogu ee, böyle zaman zaman evet, bir evet. destek verdi ama o da tabii ki her zaman manşet gelemediği için çok fazla Oğboguyu da kullanma çok fazla Gabi'yi kullandılar. çünkü ondan başka hani sarı üretebilecek bir oyuncu yok. Thompson inişli çıkışlı o istikrarının altında kaldı potansiyelin altında kaldı ama şöyle de bir durum var şimdi Vakıf Bankın bu kadar çok arka arkaya seri veri, vermesi de çok e, enteresan. Mesela 3. set sonunda 6-0'lık seri e, verdi 17-17 iken 23-17 oldu bir, bir anda. Hani bunu e, bu kadar sayı arka arkaya verecek kapasitede bir takım oyunu olmamalı sahada. Yani Biraz... birazcık daha arkaya arkaya hatalar geliyor. Yani Bir hata olduğu zaman zincir gibi arka arkaya hepsi geliyor. Evet, yani onu çeviremiyorlar hemen. Oldu. Evet değiştiremiyorlar. Burada Konelian'ın şöyle bir değişikliği de var. İkinci sette muhtemelen yani Santrali de bunu düşündü ve blok kurgusunu çok çok daha iyi oturttular. İkinci sette toplam 7 blok sayısı almış mesela Konelian'ı. Yani bu bir anda tabii bütün hücumun dengesini değiştiren hatta bozan bir şey. E çünkü e, Santarelli e, teknik molada bile dedi ki oradan vurulurken paralele vurmuyor paraleli biraz açın ona göre defansa kalın. Çok fazla taktikle alakalı hı hı, da yardımcı evet. olduğu için sporcularına. Bunu biraz daha detaylı anlatabilir misin bu kısmı? Her sporcunun mesela köşeden vurup da blokta yerleşiyorsan her sporcunun bir e, tekniği vardır. Bazı sporcu paraleli vurmayı çok sever. Hı hı. Eğer paraleli vuruyorsa paraleli kapatman gerekiyor ki arkasında plase için girsinler. E, blokta yerleşmiş ol. Ama paralel'e hiç dönemiyor. Öyle bir e, tarzı Sumaş yok, klasiyle, yeteneği daha böyle... yok. E, o zaman paralel'i açarsın, riske e, girersin. Arkadaki geride durur, defans yapar ama çapraza yerleştirirsin blok. Bu sporcuya göre yapılan bir taktik. Her oyuncunun ama, farklı taktiği var. Hı, evet, Santarelli de taktiği. bunu oyun esnasında teknik <laughs> olarak da çok fazla dile getirdiği için o yüzden de zaten genel olarak blok ve defansları çok iyi. E, bunu da uyguladılar. Yani bizdeki problem bence şu. Nasıl e, uyguladılar tam olarak? Yani bloğu tam olarak nereye, yerleştirme konusunda birazcık daha detaylı istiyorum. Mesela şey, <laughs> Isabelle Haack pasına göre eğer antene fazla uzadıysa Hı -hı. gerçi Haack blok üstünden vurmayı daha çok seviyor ama mesela Plummer çok fazla gücünle sıçrama atletik özelliği yok. Çok uzun olduğu için kolunu açıp gücüyle vuran bir oyuncu. Plummer daha çok bence paralel ve altıya doğru vurabilen bir oyuncu. Bunu Alexia oyuna girdiği zaman paralelden çok kapattık. Yani eğer ellerini düzgün çıkıp da paraleli kapatırsan zaten blok olmasa bile elden seken toplarda arkada bekleyen bir sürü oyuncu var. Onları bir şekilde toparlayabilirler. Çapraza vuran oyuncu Kelsey. Kelsey de blok arasını da çok fazla kullanır ama genelde çapraza dönen bir oyuncudur. Orada da köşe oyuncunun birazcık daha paraleli açması lazım. Yani orta oyuncuya daha yakın yer tutması lazım ki orta oyuncu da geldiğinde o keskin paralel çaprazı kapatabilsin. E zaten de arka tarafta ona göre defans olarak iyi yerleşim yapıyor. Yani daha çok nereye meyilliyse bileği ya da nereye vurmayı daha fazla seviyorsa oyuncu ona göre bir blok sistemi hem köşe oyuncular hem orta oyuncu ona göre yerleşim yapar. Arka iki defanslılar da ona göre yerleşim yapar. Yani herkesin farklı Evet. Aslında Corneliano da işte bu ikinci setteki bu defansla, bu iyi defansla iyi bloklarla beraber maçın seyrinde değiştirdi aslında. Sonradan hmm. hücuma geçti. Mesela Serapari ilk maçta çok iyi oynamıştı. Burada ilk sette o kadar etkili değildi ama ikinci sette 3 blok sayısı alınca e, bir anda devreye girmiş oluyor. Hücumları da, da çok iyiydi. ateşledi. Evet. karakter olarak da zaten çok enerji veren ortadan bir Ortadan evet da sporcu. çok fazla yakalayamadık. Ee, evet. evet. Blokta da kesemedik yani. Ee, o da takımı çok ateşledi. Dediğim gibi Gabi inanılmaz istekli. Çok fazla... Ee, hücumda inanılmaz sayılar aldı, çok ekstra defanslar yaptı ama bizim işte köşeden zaman zaman Franti e, hücumda etkiliydi ama pas tercihlerinde de Franti çok iyi giderken aslında Franti'ye atmak lazım. Nasıl olsa o seriyi yakalamış çünkü çok fazla Franti'yi de düşünmüyorlar. Ee, ama biz onu değil de işte başka pas tercihleri de yaptığımız için böyle pas e, taktik hataları da yaptık diye düşünüyorum ben. Bir noktada Guidette de Cansu'yu yanına çağırdı. Ee, o Yani o kameraya da yansıdı ve ne söylediğini biraz anlayabildik aslında. Dedi ki ilk set Zehra'ya bir pas attın, ee, beş e, ne demişti bir dakika bir daha söyleyeyim. İşte ilk set Zehra'ya bir pas attın, ikinci sette beş pas attın, seti kaybettik gibi bir. Cümle kurdu. E yani o zaman oynatmasın ya. Biraz oyun, oyun Aa, öyle bir şey. açıklama mı var? Ne kadar enteresan bir açıklama. O bahar girsin ya da Zeynep yani... Ya da pas atma desin Zehra'ya. Çünkü ya, yani... öldüremedi diyebilir. Herhalde onu demek istedi. Şimdi beş tane kullandın, çok tercih ettin ortaya. Ama biraz geç kalmış bence. Evet. Beş tane pas atıp da hücumda yer sayı alamadıysa bir an önce söylemesi lazımdı aslında. İşte Zehra'yı çok iyi tutuyorlar. Zehra'yı biraz devre dışı bırak ya da çıkar dışarıda at. dinlendir birazcık Zehra'yı. Ya da kendini içeri iyilessin Yani, yani evet ya Zehra'nın şimdi sezon başından beri süren bir omuz sakatlığı var. Şimdi e, tamam hani e, biraz form düşüklüğü oluyor, inişler çıkışlar yaşayabiliyor. Bu maçta da evet katılıyorum. E, varlık gösteremedi, bloklara yetişemedi. Aldığı hücumlarla da çok esk, etkili olamadı ama omuz sakatlı olduğunu biliyorum. Ve onun birazcık da dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bunu Vakıfbank Spor Kulübü de, Guidetti de biliyor onun sakatlığı olduğunu. Ondan dolayı e, ya bu maçta birazcık e, dışarı alıp dinlendirip ondan sonra en azından dışarıdan hani görsün e, nereye vuruyor ne yapıyor. bir nefes alması çok önemlidir oyuncunun dışarıdan. Hani bir e, iki tur e, ön pozisyona gelinceye kadar dinlenmesi ve oyunu izlemesi dışarıdan çok önemli. Hani bunu da yapabilirdi Guidetti. Bakma sen hani e, bence de geniş. Benceden kullanabilirdi. Derya'yı kullandı sonradan. Hmm. E, bahar Bakın var. Bahar'ı e, yine sonradan artık son set soktu ama. Hani e, daha önceden de baştan da bunu yapabilirdi. E, ama dediğim gibi biraz Guidetti'nin e, yani o çaresiz değildi aslında ama taktik anlamında birazcık daha eksik kaldı. Oyuna e, müdahaleleri konusunda bence eksik kaldı burada tabii Gabin'in çok iyi bir performansı var. O tartışılmaz. Evet. Peki Jordan Thompson'a bu konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya baskın maçör değil. Ya bu yani seviye bu, için, bu için daha değil. Iyi. Yani bu evet. maç için de değil bence. Yani bu bu seviyedeki maçlar için çok daha iyi bir performans göstermesi lazım ki e, maçı alabilsinler. Çünkü pasör çaprazı bir takım için çok önemli bir mevki. Sayı skor yükünü çok fazla aldığı için. E, maalesef çok iyi bir performans gösteremediği için zaten köşelerin, Gabi'nin dışında köşelerin ve Tamsin'in, orta oyuncularında Ogbon'un dışında. O yüzden Gabi biraz yalnız kaldı hücumda. Aslında daha dengeli oynuyorlardı. Daha isteklilerdi. İlk set çok iyi inanılmaz oynadılar. İnanılmaz isteklilerdi. Evet. Ben dedim ki Vakıf Park'ın asla... Koymuş kafaya gidiyor evet. yani. Ki Imoko da hiç beklediğimiz Imoko değildi. Çok hata yaptı, kötü oynadı. paslar, çok kötü. Kendilerine şaşırıyorlar. Aslında ellerine geçen bir fırsattı ama maalesef e, olmadı. Evet yani tabii hani geçen... İlk maçların ardından da konuşmuştuk da şimdi takım yarı final çıkan takımlara baktığımızda dördünde çok dominant bir pasör çaprazı var. Yani işte Hak, Boşkoviç, Egon'u. Yani bu Savakıf Bank'ta bunun eksikliği de biraz hissediliyor herhalde. Muhtemelen önümüzdeki yıl için buraya zaten hani ciddi bir takviye düşünüldüğünü biliyoruz. Ama en nihayetinde buraya geliyor herhalde bu seviyede. Yani gerçekten eline topu verdiğinizde güvenebileceğiniz bir pasör çaprazı çok önemli. Pasör çaprazı evet. mevkii voleybol için çok önemli. Skor kalbi ya yükünü, yani tabii. voleybolun kalbi evet. bence. Skor yükünü aldığı için e, çok etkili bir pasör çaprazının olması lazım. Evet. Yani evet. burada tabii işte sen demin de saydın işte Vargas, Boşkoviç, evet. E, evet. Yani hak ve e, Egonu'nun olması. Diğer takımların hani pasör çaprazlarına da baktığımızda ama bunlar baskın artık e, oyuncular, baskın karakterler. Bir yani, de piyasada maça, da yok şimdi. Evet, Kimi maça, alsın ki? Evet e, zaman. Damga vuracak e, smaçörler. E, gerçekten şimdi e, Vakıf Bank'a baktığımızda tamam bu, bu sene baskın bir karakter e, yapısı göstermedi Jordan Thompson. Zaman zaman yani o bir sürekliliği bir istikrarı yoktu. Zaman zaman öne çıktı ama e, o da çok fazla yeterli olmadı Vakıf Bank için. Şimdi önümüzdeki sezon için Farnike'la, e, e, Kiara Farnike'la anlaştılar. E, Türk Havayalı'nın pasör çaprazı bir tane Amerikalı bir solak pasör çaprazıyla... Hı -hı anlaştılar diye biliyorum. Evet, e, tabii bunun geliyor. yanında... Öz Özçü'dan evet geliyor, haberler geliyor. E zaten var <laughs> ve Bosetti'yi de kadrolarına kattığını e, biliyorum. Ama daha net bir açıklama olmadı. Ama Bosetti'nin de e, bence e, önümüzdeki sene Vakıfbank'la olan anlaşması e, bitti. Ama tabii burada e, daha transferler de var. İstersen söylerim, Lütfen. istemezsen Lütfen. söylemem. <laughs> <gülüyor> <Lütfen> <gülüyor> e, Türk Yolları'nın e, iki transferi var iki önemli transferi var şimdi e, antiyi ile tuttular şimdi anti önümüzdeki sene Pasör çaprazı e, Far'ın gitmesinden sonra pasör çaprazına çekiyorlar ki bence en mantıklı karar antinin pasör çaprazı oynaması e, Julia Bergkman'lı anlaştılar e, Neriman Özsoy'la ile anlaştılar e, Bu arada takviye olarak e, Tabii ki bu Brezilya'nın e, ikinci pasörü e, Brezilya takımının ikinci pasörü geldi. Onu da beğendiğim bir pasör. Yani e, topu oyunda tutan, yani kaliteli paslar atan bir pasör. Bence e, olumlu olacaktır Türk Hava Yolları'na. Asıl iki tane önemli e, transferleri var. E, biri Tuğba Şenoğlu, biri de Büşra Kılıçlı. E, Kuzey Borudan önümüzdeki sezon e, Türk Hava Yolları'na e, transfer oldular ve Türk Hava Yolları'nda önümüzdeki sezon hem Tuğba'yı hem de Büşra'yı e, izleyeceğiz. Olsun. Bu arada bize Roberto'yla da <laughs> anlaşma yenilendi. E, onlar da Önümüzdeki sene Roberto Roberto ile devam ediyorlar. Tabii ki takviyeler olacaktır. E, Liza Sarfronova, Fenerbahçe Opet'le anlaşmak üzere olduğunu biliyoruz. E, bunun haricinde e, daha takviyeler duyacağız tabii ki daha fazla. Evet. Türk Hava Yolları için bu transferleri nasıl yorumlarsın? Bence gayet olumlu Türk oyuncuların da Büşra'yı biliyorsunuz zaten hep konuştuk sezonda evet, çok Büşra etkiliydi. Geçtiğimiz Bence sezon yani bu sezon harici bir de geç, geçtiğimiz Hı -hı. sezon da çok etkiliydi. Evet onun için çok doğru olmuş. E, Tuğba da belirli bir e, istatistiği olan çok cesur bir köşe oyuncusu. Bence gayet iyi olmuş. Pasol'u çok tanımıyorum o yüzden bilmiyorum. Pasol biraz tecrübeli Makris'in e, yedeydi yani bazen Makris bazen oynuyordu ama topun kontrolünü iyi tutan yani takımı dağıtan, pası kaliteli dağıtan bir pasör beğeniyorum evet. ama tabii ki ne kadar etkili olacak, ne olacak? Evet. Sonuçta kendi antrenörü Zé Roberto ile birlikte evet, oynayacak. Evet. Bu sezon şimdi yeni bir takımda zaten ve hani devam kararı alınmış olması önümüzdeki sezon daha istikrarlı bir yapı göreceğimizin de göstergesi. Onlar da tabii yani zirveye oynayan bir takım ve önümüzdeki sene de onları da izleyeceğiz. Çok ee, daha kolay olacaktır seneye onlar için onları için. Evet, evet. Şimdi bitirirken size birkaç fotoğraf göstermek istiyoruz. <laughs> evet, nostalji. Bugün Hadi sürprizler. sürprizler. Evet, bir tane fotoğrafımız var, o fotoğrafı alalım. Ah. <laughs> 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 i̇lk geldiğiniz bu e, fotoğrafı. Hatırlıyorum, ilk geldiğim e, sene, Barbara, işte 2003-2004 sezonunda yerin dönemde gelmişim, ondan sonraki sene, değil mi? Evet. Evet ya Fuji'ye çok güzel ya. De? Hatırlamaz evet, mıyız? Mesela. Harika. Çok ya işte böyle e, güzel görünce amılar. evet çok güzel böyle insan duygusallaşıyor. Bu ama zaman nasıl zaman geçmiş diyoruz e, Çok seviyorsun. Yani çok seviyorduk. Hala da seviyoruz. Evet. Voleybol çok güzel anılarımız güzeldi. var. Evet, evet bir tanesini paylaşmak şöyle. ister misiniz? <gülüyor> 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 o kadar çok ya. Yani bir anda böyle sorunca yani ben şimdi 14 sene boyunca eczacı başında oynadığım için orada en küçük birimden en üstteki başkanımıza kulüp başkanına Faruk Bey'e kadar o kadar böyle kendimi rahat hissediyordum ki aileden hissediyordum ki. Çünkü öyle bir havası var eczacı başının. Çok güzel bir atmosferi var. Ben işte Samsunda üniversiteyi bitirdim. o zaman voleybol oynuyordum ama hep duydukları zaman gülerler smaçör olarak oynuyordum. <laughs> sonra işte libero olarak bana başka takımdan teklif gelince hep böyle hayalim de Eczacıbaşı var ama tabii ki Eczacıbaşı'na ben transfer olacağım. Nerede öyle bir şey düşünemiyorum bile. E sonra bir anda işte Şanlıurfa'dan milli takıma çağırdınca Avrupa Şampiyonası'nda işte Rusya'ya karşı çok iyi bir galibiyet aldık ilk defa. Ben de çok iyi oynamıştım. Kurtarır abi takımın menajeri. şimdi baştan çıktık. İşte ikinci olduk. Ben de Avrupa'nın en iyi seçildim. Kurtarın abi arka tarafta gördüm. Gülden merhaba dedi. Merhaba Kurtarın abi dedim. Ezaycı başına gelmek ister misin dedi. Dön. Nasıl yani? <laughs> Gelmek ister misin? Söyleme ona Gelmek istemez miyim? Tamam dedi. Seni alıyoruz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ben o gün sabaha kadar. Aa. Çünkü e, yani dediğim gibi voleybol oynamayı çok seviyordum. Yani ezacı başında oynamak isterim. Hep maçlarını izliyordum ama hiç e, hayal bile etmemiştim ezacıda oynayacağım diye. Bir anda işte insanın e, eline bazı fırsatlar geliyor. Ben de eğer ki Urfa'ya gittiğim zaman o altı ayda çok iyi performans göstermesem, Milli Takım kadrosuna çağrıldığımda hatırlıyorsun evet. E, Azerbaycan'a gittiğimde Deniz abi, Rahmet Deniz abi beni bir anda sahaya soktu. Oyna Gülden dedi. Ben de yani oynuyorum ama öyle de bir şanslıyım ama ki yani ya. nasıl denk geliyor. <laughs> pıtır pıtır ya sahanın her yerinde ben bile şaşırıyorum. <laughs> Takip etmekte zorluk çekiyorum. Bu <laughs> <Doğru>, Nisa ablayla <laughs> aynı odadayız. Nisa ablayla Gülden sen neler yaptın bugün dedi. Ben de hiç farkında değilim. Çok heyecanlıyım ya mil takımdayım çağırmışlar. Öyle mi? Çok iyi oynadım, çok iyi oynadım." Sonra döndük, dediler ki "Sen Millî Takımın liberosusun." Yani o Ankara'da o verilen fırsatı iyi değerlendirmesem bugünleri yaşamayacaktım. Ben de... O yüzden Eczacıbaşı'nın ben de yeri çok e, çok farklıdır. Çok seviyorum Ezercibaşını. Bana e, bana aileme kattıkları, eşime bile inanılmaz sevgi gösterirler. Çok severler beni de ve gösterirler. Ben de onları çok seviyorum. Çok güzel anlardı. Evet. Keşke bitmeseydi ben ama hayatın bakışı. Ilk gözüm or yani e, güneş Güney Sigorta'da oynuyordum tabii ki o zaman güneş Sigorta Vakıf Bank yani Vakıf Bank gibi. E, sonradan Eczacıbaşı'na transfer olduğumda gerçekten orada hani gözümü açtım diyebilirim. E, Gülden gibi oranın çok daha farklı bir şey yapısı ve aurası var. E, orada oynadığım zamanlarda e, kendimi böyle çok önemli hissettirdiler hep. Mesela Özlem Özçelik olduğum zamanlar, Eczacıbaşı'nda oynadığım zamanlarda. Oradan sonra yurt dışına transfer oldum. Oradan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldum, Galatasaray'a transfer oldum. Yani e, eczacı başında o gösterdiğim performanstan sonra benim e, önüm o kadar çok açıldı ki gerçi eczacı başını göndermek istemedi beni ama ben bir yurt dışı deneyimi yaşamak istedim. Rusya'da o zaman Dinamo Moskova takımında oynadım. Orada da Rusya şampiyonu olduk. O çok güzel bir deneyimdi. Oradan sonra Fenerbahçe'ye geldim. Yani e, gerçekten e, her oyuncunun mutlaka eczacı başından bir ayağının deyip oradan geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani evet. orası farklı bir şey. Tabii ki Fenerbahçe'de de oynadığımda farklı duygularla oynadım ve yaşadım. Burada bütün takımlarda hemen hemen oynadım diyebilirim. Çok da şampiyonluklar yaşadım ama her oynadığım takımın farklı bir aurası var. Mesela Fenerbahçe'de oynadığım zaman da taraftarların o muhteşemliği, o işte derazına girdiğimde, antrenmana ilk salona girdiğimdeki o... Enerji, ee, orada da sadece voleybol olmadığı için herkes bütün bir aile olarak herkes birbirini çok fazla sever ve çok fazla sahiplenirdi Fenerbahçe'de de. Ee, yani her takımın farklı duygusu var, farklı yaşanılan şeyler var, farklı mutluluklar, farklı kupalar. Hepsi çok önemli, çok değerli. Çok teşekkürler paylaştıklarınız için. İçimiz ısındı gerçekten programı <laughs> çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kurşun Pasta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.